9. bölüm. Tanışma. Dur bir dakika. Bu ne saçmalık? Kredi peşindeler herhalde. Ama niye? Neler dönüyor? Üstelik bu kızın adı var. Bu kadar genç olup da bir isme sahip olmanın anlamı ne? Çocuklara isim koyma modası biteli yıllar oluyor. Emrimde olup da ne yapacak? Niye bu kadar şaşırdı? 496 mikron niye bu kadar önemli? Niye mikron demedi? Niye bu kadar şüphe içindeyim? Küçük çocuğun da ismi var mı? Ne istemeliyim bunlardan? Bu düşünceler aklından o kadar hızlı geçmişti ki takip edebildiklerini sanmıyorum. Ama şaşkınlığımı anlamışlardı. Endişelenmeyin lütfen 496. Sadece uzun süreden beri sizi bekleyen birisi var burada. Hiçbirimiz onun haklı olduğunu düşünmüyorduk. Ama artık siz burada olduğunuza göre haklıymış demektir. Sizinle tanışmak için sabırsızlıkla bekliyor. Kendisi gelmek istiyordu ama sizin gelmeniz daha uygun olur. Lütfen beni takip edin ve kendi gözlerinizle görün. Tatyana'ya soracak bir yığın soru vardı ama söyledikleri aklımı daha da karıştırmıştı. Meraklanmıştım. Kendimi bir anda çok önemli hissetmeye başlamıştım. Fena bir duygu değilmiş. Ama öncelikle şunu sormak zorundaydım. Bana niye 496 diyorsun? Öğreneceksiniz derken gülerek elimi tuttu. Bu da uzun zamandan beri tecrübe etmediğim bir şeydi. Temas. Üstelik de başka bir insanla. Tatyana kocaman kapıyı açarken gözüm küçük çocuğa takıldı. ''Senin de adın var mı?'' diye düşündüm. Gülümseyerek ''Evet'' dedi. Kapı beklendiği üzere uzunca bir koridora açılıyordu. Basık tavanı yürümem için biraz eğilmemi gerektiriyor. Bu da bacaklarıma normal tasarımına aykırı bir yük bindiriyordu. Eski cihazlar işte. Her yerde iyi çalışmıyorlar. Tatyana gayet rahat bir şekilde önümde yürüyor ve arada sırada dönüp bana bakıyordu. Benim için nispeten sıkıntı verici bu yavaş yürüyüş sonunda büyükçe bir hole çıktık. Holde sessizce bizi bekleyen genciyle yaşlısıyla yaklaşık 20 kişilik bir grup vardı. Bazıları gerçekten de yaşlıydı. Yüzleri elleri kırışık, belleri bükülmüş insanlar. Hepsi de gülümseyerek merakla beni seyrediyorlardı. Normalde kendimi huzurda hissettiğim sessizlik böyle bir anda sıkıntıya dönüşmüştü. Bakışları, gülümseyen suratları içime korku salmıştı. Tatyana elimi daha da sıkıca tutarak... ''Lütfen 496, sen bizim için çok değerlisin. Başına kötü bir şey gelmeyecek, sakin ol lütfen.'' dedi. Söylemesi kolay, elimden geleni yapıyordum. Kalabalığın arasından neredeyse benim yarım kadar, iki büklüm bir ihtiyar, yavaşça yanıma yaklaştı ve ''496, işte buradasın, hoş geldin.'' dedi. Beni biraz inceledikten sonra o hırıltılı, yaşlı sesiyle ''Daha yaşlı olacağını düşünmüştüm.'' dedi. İçimden ''Senin gibi mi?'' dememle birlikte tüm salondan bir kahkaha yükseldi. Benimle konuşmuş olan ihtiyar adam da gülüyordu. Dökülmüş dişlerini sanki bana özellikle gösterircesine hastalıklı bir kahkaha krizine girmiş gibiydi. ''İşte!'' diye bağırdı ihtiyar. ''İşte insanoğlunun mizahı. Bizi kurtaracak olan da bu. 496, gerçekten de 496.'' Benim açımdan komik bir şey yoktu. Çevremde artık olmamaları gereken bir yığın yaşlı insan ve bunların aralarında ne aradığını anlayamadığım isim sahibi çocuklar. Ve hepsi bana gülüyorlardı. Tatyana artık sadece elimi tutmakta kalmamış, bana iyiden iyiye sarılmıştı. 496, beynimdeki tümörün mikron cinsinden büyüklüğünden başka bir şey değildi. Sürekli kredi kaybediyordum. Hiçbir şey komik değildi. Bir an önce buradan uzaklaşmak istiyordum. Kahkahalar biraz sakinleşince... ''Armoni vaktidir!'' diye bağırdı ihtiyar. ''Gidelim!'' Kendimi tutamayıp ''Bir armonimiz eksikti!'' diye düşündüm. Kahkahalar yeniden başladı. Hep beraber salonun en ucundaki kapıya doğru yürümeye başladık. Ufak çocuklar etrafımda koşturuyorlar, Tatyana da hiç bırakmamacasına sarılmış, yürürken hayran hayran beni seyrediyordu. Aklıma rehberde yaşlıların sık sık seyrettikleri çiftleşme sahneleri gelmişti. Çocukların özellikle bozuk kök diye dalga geçmelerine sebep olan aktivitelerdi bunlar. Tatyana'dan korkmaya başlamıştım. Bakışlarında onları hatırlatan bir şey vardı. Kapıya ulaştığımızda Tatyana beni bıraktı ve sırtımdan hafifçe iterek ''Bundan sonrası senin yolun.'' dedi. Arkamda kahkahaları bırakarak kapıdan geçtim ve içinde cıvaya benzer çok yoğun bir maddenin olduğu, yuvarlak dev bir havuz olan loş bir odaya girdim. Kapı arkamdan kapandı. Odanın iki duvarının üst taraflarında büyükçe camlar vardı. Deminki insanlar koştura koştura buraya gitmişler ve beni yukarıdan seyretmeye başlamışlardı. Odayı çevreleyen bir hoparlörler ordusunu fark ettim.
Hoparlör görmeyeli en azından 40 sene olmuştu. Bir köşede gençlik yıllarımdan iyi hatırladığım bir çalışma alanı vardı. Büyükçe bir masanın üstünde artık hiç kullanılmayan antika elektronik aletler, en az 60 senelik bir bilgisayar ve de bir tabure. Havuz gümüş gibi hareketsizce parlıyordu. Odanın tavanı kubbe gibi ama şekilsizdi. Birçok girintiler, çıkıntılar vardı. Biraz daha dikkatli bakınca tavanda da birçok küçük hoparlör olduğu sonucuna vardım. Yaşlılar ve çocuklar beni, ben de odayı incelerken birden hafif bir ses duymaya başladım. Hemen dikkat kesildim. Ve taburenin üstünde bir adamı arkası bana dönük bir şeylerle uğraşırken gördüm. Herhalde ben tavana bakarken dalmıştı odaya. Oysa girdiğim kapının tam önünde duruyordum hala. Başka da bir kapı görünmüyordu. Fark etmediğime şaşırdım. Cılız ses çok uzaktan geliyormuş gibiydi. Yavaş yavaş yaklaşıyordu. Cılız ses yaklaşmasına devam ederken başka bir ses daha başladı. Bu ses odanın tavanında küçük bir noktadan aşağı doğru yavaş yavaş genişleyerek havuza doğru uzanıyordu. Havuzda hareketlenmelerin başladığını görebiliyordum. Bir takım dalgalar dans etmeye başlamıştı. Ama sıvının yapısından olsa gerek çok yavaş bir danstı bu. Sudaki dalgalara benzemiyordu. Ve bir ses daha. Bu da tüm odayı yavaş yavaş dönmeye başlamış ve hızlanacakmış gibiydi. Resmen hızlanacağım diyordu ama bir türlü hızlanmıyordu. Bütün odayı bir çember gibi dolaşıyordu. Ve başka bir ses daha. Sonra bir tane daha. Hepsinin kendi hikayesi, kendi tuhaf davranışları vardı. Aradan oldukça uzun bir süre geçmesine rağmen ilk ses hala yaklaşmaya devam ediyordu. Tavandan inen hala tavandan iniyor, çemberi dolaşan hala hızlanacağım diyordu. Daha sonradan eklenen sesler de kelimelerle tarif edemeyeceğim vaatlerde bulunuyorlar ama gerçekleştirmiyorlardı. Ve sayılarının sürekli artmasına rağmen karışmıyorlardı. Hep beraber duyulan ses ise birleşeceğiz diyordu ama birleşmiyorlardı. Odanın diğer ucunda sırtı dönük olarak oturan adam ayağa kalktı ve bana döndü. Ortam loştu. Adam uzaktaydı ama sanki tanıyordum bu yüzü. Çok şaşırmıştım. Kesin hologram diye düşündüm. Seslerin arasına "Pek sayılmaz!" diyen bir ses katıldı. Yüksek sesle "Kimsin sen?" diye sordum. Bu sefer de seslerin arasına "496!" katıldı. "Hani 496 bendim?" Bir anda seslerin arasında onlarca isterik kahkahalar doluştu. Eminim beni yukarıdan izleyenlerin sesleriydi. "Bu kadar da fazla ama!" diyerek odanın diğer tarafına doğru hızlıca yürümeye başladım. Masaya ulaştığımda gözüme antika bir bilgisayar klavyesi çarptı. Adamı bir kenara iterek hızlı bir hareketle boşluk tuşuna bastım ve bütün sesler bir anda kesiliverdi. Arkamı döndüğümde adam da yok olmuştu. Kapı birden açıldı ve içeriye koşarak Tatyana girdi. "Niye yaptın bunu?" diye bağırıyordu. "Açıklama istiyorum," dedim. "Bu kadar sabırsız olacağını bilmeliydik," diye cevap verdi Tatyana. "Açıklama istiyorsan her şeyi baştan başlatman gerekecek. Ben odadan çıktıktan sonra boşluk tuşuna bir daha basıver zahmet olmazsa," dedi. Sesindeki azarlayan ton nedense hoşuma gitmişti. Gülümseyerek "Peki," dedim. Tatyana odadan çıktıktan sonra boşluk tuşuna yeniden bastığımda o cılız ilk sesle birlikte havuzun içinde bir hareketlenme olduğunu fark ettim. Deminki adam yavaş yavaş bu cıvamsı gümüş sıvının içinden önce şekle sonra da renklere bürünüp ayağa kalktı ve masaya doğru yürümeye başladı. Masanın başına oturdu ve bunu diğer sesler takip etti. Sesleri o idare ediyormuş gibi görünüyordu. Aynı kompozisyon baştan başlamıştı. Bu sefer adamın çok yakınındaydım ve anlamıştım. Soru sormama gerek yoktu. Bu adam bendim. 70 sene önceki halim. Kafamı kaldırıp yukarıda beni seyreden ihtiyarlara baktım. Anladığımı anlamış olacaklar ki hepsi el çırpıyor, dans ediyor ve bana öpücükler gönderiyorlardı. Manyaklar ordusu diye düşündüm. Odayı yeniden kahkahalar bastı.